Şimdi o kadar ki bu kendisi de bir hamle yapması gerektiğine inanmıştı ve 75 bas puanlık aslında beklenenin bayağı üstünde ve Cumhurbaşkanı'nın bütün ısrarlarına rağmen orada da nasıl oluyor pek anlaşılmıyor ama neyse sonuçta 75 bas puanlık bir artış da yapmıştı. Şimdi bu iki şeyi bir araya getirdiğiniz zaman Türk lirası zaten oldukça düşük değerde reel olarak. Artı Merkez Bankası diyor ki bakın ciddiyim, hiç şakaya gelir tarafı yok ve enflasyonun bunu ben çok iyi anlıyorum. Onun için gördüğünüz gibi para politikasını daha da sıkılaştırdım dedi ve yaptıktan sonra hatırlayın 4 onların üstüne çıkmış 12-13 dolarla konuşalım basitleştirmek için 4.04-4.05'e kadar gerilemişti. Yani aslında bu beklenen bir gelişmeydi, normal bir gelişme. Sonra ne oldu? Erken seçim zaten ilan edilmişti ama bu baskın seçimi o kadar zorda görüyor ki iktidar, ciddi riskler algılıyor. Onun için inanılmaz bir seçim ekonomisi paketi açıkladı. Açıklar açıklamaz da ne olduğunu hep beraber izledik. İşte en son kaç? 4.18 mi bugün bilmiyorum. İnanılmaz bir kurda tekrardan yükseliş ve rekorlar kırılmaya başladı. Gösterge faiz dediğimiz yani piyasadaki devlet tahvillerinin faizine baktığımız zaman 2 yıllık orada da inanılmaz bir artış ortaya çıktı. Yüzde neredeyse 15'e yaklaştı. Bu şu demek, bunu önümüzdeki hafta göreceğiz Merkez Bankası verilerinden. Ciddi bir sermaye çıkışı var, sıcak para çıkışı var. Çünkü seçim sonuçları ne olursa olsun o kadar büyük dengesizlikler biriktirildi ki bu son paketle birlikte. Bu Türkiye ekonomisinin seçimlerden sonra ciddi sorunlar yaşayacağına dair bir algı oluştu. Şimdi durum bu. Yani dolayısıyla kurdaki artış da enflasyonla, tabii enflasyon da bugün oldukça yüksek gelince, çünkü tutmayacağı çok açık olarak ortaya çıktı. Hele bu daha döviz kurlarındaki bu son 3-4 günlük yükselişin etkisi de yok. Belli ki %10'un üzerinde çok ciddi bir katılaşma söz konusu enflasyonda.